AK Parti yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özaseki katıldığı temel atma programında asgari ücret ve emekli maaşları ile ilgili açıklama yaptı. Özaseki yakında asgari ücretin ve emekli maaşının artacağını belirtti. Güneydoğu'da bir savaş veriyor. Hain satılık uşaklar var orada. Onlar kardeşliğimizi dinamitlemek istiyorlar. Bu ülkeyi bölmek istiyorlar. Şehirlerimizin bir kısmını koparıp aşağıdaki coğrafyayla bütünleştirip orada bir terör devleti kurmak istiyorlar. Bunun içinde de 50 yıldır devam ettiriyorlar. 75'te Hacettepe'ye girdim. Üniversitemizin duvarında Bıcı Azadi, Kürdara Azadi yazıyordu. 75 yılından bahsediyorum. Bakın, kolay mı bu mücadeleyi vermek? Hesap etmiş Numan Beygil, eğer biz orada 50 yıldır savaşmasak şu anda her bir ferdin hesabına devlet 360 bin lira para yatırabilecek durumda olurdu. Ama savaş devam ediyor. FETÖ diye bir ahlaksız, milletin neredeyse çocuklarının büyük bir çoğunluğunu kandırarak, onlar da 50 yıl boyunca gizlice hareket edip devletin temeline dinamit koymuşlar. Sonra da 15 Temmuz'da gerçek yüzünü ortaya çıkardı. Amerika'nın kucağındaki bir şizofren olduğunu hepimiz anladık. Herkes anladı. Onların verdiği zararı da telafi etmek kolay olmuyor. DHKPC diye bir örgüt var. TİKKO diye bir örgüt var. DAEŞ diye bir örgüt var. Hepsi her bir tarafta bu milletin bağımsızlığını, bölünmez bütünlüğünü, bu okunan ezanların okunmamasını sağlamak adına yapmadıkları kötülük kalmıyor. Bunlarla mücadele ediliyor. ABD bunlara destek veren ülkelerin başında. Avrupa Birliği ülkeleri devamında. Son 5 senedir de bunlar bakıyorlar ki ihtilalle, topla, tüfekle bu millet dize gelmiyor. Şimdi ekonomiyle dize getirmeye çalışıyorlar. Birkaç senedir Türkiye'de yatırım yapmayın. Türkiye sıcak para girişi sağlanmasın. Kredi verilmeyecek diye kendi işlerine gizli gizli emirler verdiler. Türkiye'de yatırım yapacak iş adamlarına mani oldular. Kredi musluklarını kesmek için ellerinden geleni yaptılar. Ve para oyunlarıyla da bizi dize getirmeye çalışıyorlar. Allah'ın izniyle biz bunların altından kalkarız. Bir taraftan kötülerle mücadele ederiz. Bir taraftan da oynanan oyunları Allah'ın izniyle bozarız. Kimsenin bundan endişesi olmasın. Ufak tefek ekonomik sıkıntılar varsa yakında asgari ücretin de, emeklinin de, dar gelirlinin de ücretlerin nasıl arttığını, nasıl rahatladığını herkes görecek. Hiç merak etmeyin. Sabahlara kadar Cumhurbaşkanımızın başkanlığında bizler çalışıyoruz. Biraz sabır, soru selamet. Onlar endişeniz olmasın.